KKM yenileme oranları %100'e çıktı. Yani bir kere giren ikinci defa gidiyor. Döviz dönüşümlü KKM durdurulduğu için ve ön ödemeler durduğu için o kadar fazla bir kar getirmiyor. KKM konusunda Mehmet Şimşek çok ciddi bir eleştiride bulunduğu söyleniyor bir toplantıda. KKM'nin kötü fikir olduğuna dair, ama biliyorsunuz KKM'nin eskiden bugünümüze gelmesinin en önemli öğretmenlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O nedenle hemen haberin yalanlandığı söylendi. KKM şu anda yaklaşık böyle bir 20 trilyon liranın üzerinde bir meblağa kavuşmuş durumda. Ve bunun önümüzdeki günlerde şöyle bir resmi gazete haberiyle karşılaşabiliriz. KKM'yi yenilemek istiyorsanız şu kadar şu kadar, küçük tüketiciler için, bankalar ve kurumlar için değil, menkul kıymet tutmanız gerekiyor. Yani aslında burada bankalar daha fazla kredi verebilsin, açılabilsin diye birazcık daha oyunun içine küçük tüketicilerin girdiği düşünülebilir. Dikkat!